Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir Kıbrıs tatlısı yapacağız. Kıbrıs tatlısı için ilk olarak şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Tenceremizin içerisine 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Tenceremizi ocağımıza alarak ocağımızın altını yakıyoruz ve bu şekilde şerbetimizi pişirme işlemine başlıyoruz. Şekerimiz eriyinceye kadar karıştıracağız. Ardından kendi halinde usul usul orta ateşte pişme işlemine devam edecek. Şerbetimiz bu şekilde pişerken şimdi muhallebimizi hazırlamaya başlıyoruz. Muhallebimiz için bir tenceremizin içerisine ilk olarak 1 litre sütümüzü alıyoruz. 1 çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. 1 çay bardağı nişastamızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı unumuzu ekliyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz ve ardından kaynayıncaya kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Burada muhallebimiz kaynayıncaya kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak işlemimize devam ediyoruz. Muhallebimizi yaparken şerbetimiz de görmüş olduğunuz gibi kaynamak aşamasına gelmeye başladı. Bu şekilde kıpırdanma işlemi başladıktan sonra içerisine 5-6 damla limon ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şerbetimiz de kaynama işlemi başladı. Şerbetimiz bu şekilde kaynama işlemi başladıktan sonra 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Muhallebimiz görmüş olduğunuz gibi kaynama işlemine başladı. Bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Şerbetimiz de görmüş olduğunuz gibi kaynama işlemine hala devam ediyor. Muhallebimizi ve şerbetimizi hazırladıktan sonra onları soğuma işlemine bırakıyoruz. Şimdi kekimizi hazırlayacağız. Kekimiz için bir kabımızın içerisine ilk olarak 4 adet yumurtamızı ekliyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Yumurta ve şekerimiz beyazlaşıncaya kadar güzelce karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. 1 dakika boyunca karıştırdıktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Tekrardan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Harcımız görmüş olduğunuz kıvama geldikten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz. 1 su bardağı galeta unumuzu ekliyoruz. 1 su bardağı Hindistan cevizimizi ekliyoruz. 1 çay bardağı kıyılmış olan cevizimizi ekliyoruz. 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. 1 paket şekerli vanilyamızı ekliyoruz. Ardından eklemiş olduğumuz malzemeler homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra harcımızı koyacak olduğumuz borcamımızı tereyağı ile güzelce yağlıyoruz. Borcamımızı görmüş olduğunuz şekilde güzelce yağladıktan sonra harcımızı içerisine alıyoruz. Harcımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda kızarıncaya kadar pişirme işlemine başlıyoruz. Kekimizi görmüş olduğunuz gibi güzelce pişirdikten sonra kürdan yardımıyla şerbetimizi çekmesi için küçük küçük delikler açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Deliklerimizi açma işlemini gerçekleştirdikten sonra soğumuş olan şerbetimizi kekimizin üzerine güzelce yaydırarak ekliyoruz. Şerbetimizi güzelce ekledik. Kekimizin şerbetimizi çekmesi için 3-4 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyoruz. Kekimiz dinlenirken soğumuş olan muhallebimizin içerisine 1 paket krem şantimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Muhallebimiz görmüş olduğunuz gibi efsane bir kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra karıştırma işlemini bırakıyoruz. Muhallebimizi soğuyan kekimizin üstüne ekliyoruz. Muhallebimizi eşit bir şekilde yaydırma işlemini tamamladıktan sonra üzerine Hindistan cevizimizi ekliyoruz. Hindistan cevizi ile muhallebimizin üst kısmını kapatma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dilimleme işlemimizi tamamladık. Burada üst kısmında süsleme işlemi yapabilirsiniz. İsteğe bağlı ceviz kullanabilirsiniz, meyve kullanabilirsiniz. Artık bu sizin tercihinize kalmış. Biz cevizi tercih edeceğiz. Üst kısımlarına bir miktar ceviz koyacağız ve ardından tadım testine başlayacağız. Tadım işlemini yaptığımız zaman kekimizin şerbeti çok güzel bir şekilde çektiği ve aynı zamanda kek ve şerbet oranının tam orantılı bir şekilde ayarlandığını tespit etmiş bulunmaktayım. Muhallebimizde herhangi bir sıkıntı yok. Muhallebimizin kıvamı da 10 numara 5 yıldız olmuş. Üstüyle beraber Hindistan ceviziyle beraber bütünleşmesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Yapılan tüm aşamalar tam kıvamında ve birbiriyle oran ve orantılı bir şekilde olduğu için herhangi bir sıkıntı yapmış olduğumuz tarifte bulunmuyor. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi evlerinizde deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.